Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize Bindal'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Yine yollardayız. Yine Kayseri'mizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Kayseri'mizin Evliya Çelebi'si olarak. Efendim şu anda tarihi bir köyümüz var. Oraya doğru yolculuğumuz sürdü. Tarihi köyümüzün adı Mancus'un. Şu anda Kayseri'ye bağlı bir mahalle, Yeşilyurt adıyla bir mahalle. Bu mahallenin eski adı da önemli, yani Mancus'un adı da önemli. Çünkü bu isim Profesör Doktor Zeki Velidi Togan'a göre Uygur Türkçesinin bir kalıntısı. Ama insanlar bunun farkına varmamışlar ve bu köyümüzün adını da Yeşilyurt olarak değiştirmişler. Tarihi evleriyle, güvercinlikleriyle, insanlarıyla bu programımızda sizlere Yeşilyurt'u İzin halindeyiz. Burası köyün meydanı. Hemen ileride tarihi evler var. Yan tarafımızda tarihi evler var. Hemen arkamızda Melik Aslan Bey'in yaptırmış olduğu 1450 tarihli tarihi bir cami var. Bunların hepsini sizlere nakledeceğiz. Ama önce gördüğünüz gibi bugün güneş açtı. Bir yağmurdan sonra o kadar tatlı bir güneş var ki şu anda Mancus'unda. Ve insanlarımız da gördüğünüz gibi bu güneşi değerlendiriyorlar. Selamünaleyküm. Efendim hoş bulduk, şöyle başlayalım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Şöyle oturabilir miyim aranıza? Evet. Bu sabah güneşinden faydalanalım biz de, değil mi? Tabii biz faydalanıyoruz, siz de faydalanın. Evet, sizi tanıyalım efendim. Yeşilyurt sakinlerinden Yılmaz Doğan. Yılmaz Doğan. Evet, siz efendim? İbrahim Özden, Yeşilyurt sakinlerinden. İbrahim Özden. Özden, evet. Evet, siz efendim? Şahin Somuncu. Şahin Somuncu. Somuncu. Evet efendim. Eski köyümüzün eski adı Mancus'un, değil mi? Tarihi bir köy. Tarihi bir köy. Mançurya Türklerinden. Nereden geliyor? Mançurya Türkleri geliyor. Daha evvel Cenevizlerden kalma burada mağaralar var. Öyle mi? Mağara, ondan sonra Mançurya Türkleri geliyor, yerleşiyor. Evet. Mancus'un, Tavlus'un, Dadas'ın, Muncus'un. Dört kardeş kuruyorlar buraları. Camimiz Cami Kebir'inden aynı tarihte yapılıyor, Melikşah tarafından. Eski bir tarihi köydür. Evet. Buradaki mağaralar, bak Turizm Bakanlığı'nın haberi yok. Buradan aşağı yukarı 5 kilometre ileride güzel bahçe var, Evkere Köyü, oraya çıkar. Atalarımızın dediğine göre oradan Gesi'den Özlüce, Özlüce'den Bağpınar, Bağpınar'dan buraya. En büyük yeraltı şehri. Fakat depremlerde çökmüş. Bunda Turizm Bakanlığı'nda haberi yok. İçinde değirmen taşları. En uzun yeraltı şehri. Yani derin kuyu neyi hiç bunun yanında hiç kalır. İçinde su kanalları, kuyular. Cenevizlerden kalma. Fakat Turizm Bakanlığı'nın haberi yok. Buraya açtırsa şişse burada turist kaynar. Güzel güzel bir söz. Evet, Turizm Bakanlığı'nın haberi yok diyorsunuz. Siz de güzel turizm olur diye destekliyorsunuz. Destekliyoruz efendim. Evet, burada tarihi evleriniz var, öyle mi? Var. Evet. Tarihi evleriniz var, güzel bir kültür var, güzel bir medeniyet var. Var ama işte insanlar hep bu ildeme falan taşındılar. Köyde fazla kalabalık yok. Kalabalık kalmadı. Köyümüzün de turistik bir değeri şu anda. Köyümüz çok güzel ama bak görüyorsunuz güneşli, evet, güney, çok iyi bir köy ama insanlar hep ildeme, Beyaz Şehre taşındı. Köyde yaşayan çok az.
Çok az. Ama gene de oluyor değil mi? Böyle yani artık insanımız kışı başka bir yerde, yazı başka bir yerde geçirmeye başladı. Öyle değil mi? Yazın geldiler aynı hep. Yazın toplaşıyoruz. Evet, toplaşıyoruz burada. Evet. Bir okulumuz vardı, onu da aşağı götürdüler. Tarihi okulda bilen yok. Evet. Onu da taşıdılar. Lütfen bak, şimdi burası mahalle olalı. Belediye kanunu çıktı, 3 seneyi geçiyor herhalde. Halen daha Yeşil Köy Muhtarlığı yazılı. Halbuki Yeşil Mahallesi oldu. Lütfen orayı da çekelim. Yeşil Köy mü yazıyor orada? Yeşil Köy Muhtarlığı. Halbuki Yeşil Mahallesi oldu burası. Mahallesi oldunuz siz, evet. Bir bahane. Efendim şimdi bir şey konuşalım. O zaman aklıma geldi. Biraz mevzuyu değiştirmek gibi olacak ama değiştirelim. Çünkü burada herkes birbirini tanıyor anladığım kadarıyla. Efendim derler ki yiğit namıyla anılır derler. Şimdi yiğit namıyla anılır demek şu değil mi? Bir mahallede 10 tane Ahmet olur. Ama hangi Ahmet olduğunu nereden bileceğiz? Evet. Nereden bileceğiz efendim? Evet. Nereden biliriz efendim hangi Ahmet olduğunu? Filan o Ahmet bilmem ne Ahmet işte. Lağabeyna söyleriz. Şu lakapları bir sayalım. Köyün lakaplarından. Kimin kimi var neyi var bir sayalım. Yiğit namıyla anılır ya. Yiğit namıyla anılır. Hadi bir lakapları. Köyün lakapları. Mazinler. Müdürler. Nuta derler. Bunlara şu evlerin sahibi. Efendim Hacı Şevketler. Hocalar. Topal Kamilalar. Lakaplar böyle gider. Evet. Mesela 3 tane Ahmet sayın. Üçünün de lakabı farklı olsun. Sorun bu. 3 Ahmet sayın. Üçü de farklı Ahmetler olsun. Seniyenin Ahmet. Kozenin Ahmet. Cemile'nin Ahmet. Ne? Cemile'nin Ahmet. Peki o zaman bir tane daha soracağım. Bu sefer Mehmet adı fazla olduğu için artırıyorum. 4 tane Mehmet sayacaksınız. 4 Mehmet. Anne isimleriyle söyleyeyim ben. Esmen'in Mehmet, Zehre'nin Mehmet, Seniye'nin Mehmet. Atike'nin Mehmet. Peki, peki bu gelen kim? Onun da lakabını söyleyeyim. Kor Saatler. Lakap dedelerine öyle derlermiş de. Eskiden soy isim olmadığından efendim kor saat derlermiş. Öyle mi? Hocam lütfen gelin bir aile lakapları nereden geliyor? Hani Yiğit namıyla anılırmış. Çıkmadan evet. Lakapla anılırmış. Evet, evet. Şimdi mesela desen ki İsmail ve kimin İsmail? Kor Saatler'in İsmail derler mesela. Demişler de şimdi lakaplar bile gasp edilmiş. Şimdi bizim aslımız Köşkellermiş. Köşkeller. Tabii. Köşkellermiş. Bak bu İzzet Ağa ondan sonra karşımızdaki yanımızdaki o evler zaten küme. Evet. Hacı Adil'in 3 tane şeyi varmış, kardeşi varmış. Fakat sonradan babamın amcası olan o Sait var ya, adamın gözünün biri körmüş, yüzü işte çopurmuş, evet. Biraz da detameliymiş. Herkes ondan çekinirmiş. Adam öne geçmiş, almış, lakabı değiştirmiş, olmuş Kör Saat. Şimdi de Sucu Ali demiyorlar benim en küçük birader. En küçük, öyle. Yani, o da Kör Saat'in önüne geçecek, vaziyet öyle gösteriyor. Doğru. Yani. Eskiden mesela. Yani biraz kahramanlıkla alakalı. Kör Ahmet. Topal Mehmet. Evet, evet. Evet, başka kimler var? Topal Hasan. Efendim Kelasan. Abdullah Çavuş. Remzi Çavuş. Askerde çavuşmuş. Çavuş olarak gidiyor. Ama gerçekten değil mi? Köy yerinde yiğit lakabıyla anlıyor değil tabii, mi? Yani tabii. Başka türlü yoksa, başka türlü çıkmaz. Geçen Japonların birisiyle aslında çekçilik yapan var ya. Size niye Japonlar diyorlar dedim. Japonlar. Dedi ki kalabalık nüfusluk diyor, dizilirmişiz diyor yollara diyor. Adamın bu ne diyor Japon ordusu gibi diyorlar. Evet. Babaları demiş ki dizim dizim araları 1-2 yaş çık şunlara bak demiş. Japon askeri gibi lakapları Japon kalıyor. Peki Alman nayım da var. Ne? Alman. Yo, İngiliz Alman. Nayım derler. İngiliz'de mi oldu o? İngiliz nayım derler. Evet. Allah rahmet eylesin hep bu lojmanları yaptıran muhtar. Niye İngiliz diyorlar peki? Adamın tahsil diyor kültürü fakat 15 sene burada muhtarlık yaptırmış. Hep onun eserleri. Şu lojmanlar kafası çalıştığından İngiliz nayım demişler. Lakapları böyle.
Güzel, güzel. Mesela benim dedem o zamanlar işte mutasarrıflı olduğunda burada nahiyeyi 12 fare köyü sen idare et demişler. Lakabımız müdürler oradan geliyordu. Dedem nahiye müdürlüğü yaptığından. Abi ya, senden büyük paşa var bu memlekette. Ya paşa var da ben diyorum. Lakaplar nereden geliyor? Nereden geliyor? Mesela emekli Miralay vardı burada. Allah rahmet eylesin, öldü. O zaman Miralay mesela albayla Tuğgeneral'in arasında onu şey Miralay diyemiyorlar. Paşa. Tabii. Paşa diyorlar. Paşa diyorlar. Peki şimdi bir evet. Bir misafirimiz daha var efendim. O da Kahvecioğulları. Kahvecioğulları. Evet, eski lakabımız öyle. İsim neydi? Şükrü İlhan. Kahvecioğulları'ndan Şükrü mü diyorlar size? Evet, Kahvecioğulları. Yani burada da Yiğit lakabıyla anlıyor diyorsunuz öyle mi? Şimdi öyle değil de eskiden öyleymiş. Eskiden öyleymiş. Şimdi İlhan. Şimdi İlhan da yine de onu söylemiyor. Lakabı söylemeyince kişi tanınmıyor. Deyince... Lakap mecburu söyleniyor yani. Evet. Şimdi evet. Anılıyor. Evet. Ben mesela askere gitmedim evet falan. Müdürlerin Şahin derlerdi. Polis olduk, emekli olduk, geldik yerleştik. O lakabını unutmadı. Şimdi polis Şahin aşağı, polis Şahin yukarı. Evet. Çocuklarımı da polisin oğlu, polis Şahin'in oğlu diyorlar. Evet. Müdürler lakabı bir arada siliniyor. Kuşak değiştikçe öyle. Polis geliyor diyorsun. Güzel, güzel. Belki 4 gün sonra benim çocuklarım mesela besici olacak, şu olacak. Bunda diyecekler besici, derici, yemci. Öyle gidecek. O zaman şöyle bir soru sorayım. Yani muhabbeti şöyle taşıyayım. Şimdi bu köyün acaba yani şöyle bir Kayseri'ye tanıtsak nesi meşhur olarak tanıtalım, nesi var bu köyümüzün ünlü olarak? Tarihi evlerini gördük, güvercinlikleri gördük, kete var, ketesi meşhur, mancusun ketesi. Tabi yıllardır mancusun ketesi namlı hiçbir köy yapamaz bizim buranın satısı. Aman ya. Ha şimdi yapıyorlar. Yapıyorlar da eski aynı gibi kalmadı. Yani. Aynı yapıyorlar yine. Sayıya, tereyağıyla yapılır. Mandası var, kaymak var. Kaymak var. Besiciliği var. Aa, evet. Bu mesela sonradan yamula teşhine. Buranın patlıcanı meşhurmuş. Evet. Hep o yamula mamula patlıcanı buradan ekmeği öğrenmişler. Fakat şimdi eken kalmadı. Babam. Yaylı şeyle, arabayla patlıcan satarmış sağa sola. Şu bizim öyle aşağı. Tabii yetiştirirmiş orada. Evet. Ki evet. Doğru söylüyor. Ama bu sene ben çıkardım. Çıkardık. Evet, yamala patlıcanını Kayseri'de ilk ben çıkardım evet. Mancusunda. Ne yaptınız peki, nasıl değerlendirdik? Sat değerlendirdik. Bakanlarımıza bile yedirdik. Çok güzel patlıcan oldu. Seneye yine ekmemi istiyorlar. Evet. Yani. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Diyorlar ki bak amcalar burada konuşuyorlar böyle mancusunun ketesi meşhur diyorlar, bu doğru mu? Doğru mu? Ketelerimiz olmuştu ki ben hiç ihtiyarladım. Ne kete yapabiliyorum. Hiç ben ketem olsa size 10 tane 20 tane verirdim. Vallahi billah. Hay bu adamın yemeğini pişiremiyorum. Öyle mi? Nereden geldiniz maşallah? Resim mi çekiyorsunuz yoksa? Evet. Televizyona koyuyorsunuz. Evet. Allah razı olsun, sağ olun da. Sağ olun efendim, sağ olun. Şeyi meşhurmuş, mandası meşhurmuş, kaymağı meşhurmuş öyle diyorlar. Öyle kaymaklar, şeyler, her şeyimiz vardı. Kocadık, ihtiyarladık, kaybı şey yapamıyor. 81 yaşındayım, o da 85. Gençler de gidiyorlar o zaman şehre. Hep gittiler şuralara, buralara. Nasıl oluyorlar, gelme. Kurban olayım sizlere, 100.000 kelimek. Televizyonları ne olur kapatmayın, bir yerde televizyonları attılar da yüreğimiz oynuyor. Anladım. Kapatmayın iyi mi? Tamam. İhtiyarlar evde oturuyor, ona bakıyor. Tabii. Sağ olun, bir daha uzun ömür.
afiyet olsun size. Size tabii yiyeceksiniz. Oo, sizin çok için teşekkür ederim. Cebime koydum, kim rast gelse ona veririm. Öyle ben. Mi? Kısmet ben, bize miydi? Vermişim öyle, kısmet sizinmiş. Efendim sizi bir tanıyorum. Bu yabancı değil ki ya, ben Hasan Soylu. Yeşilyurt'ta oturuyorum, Yeşilyurtluyum. Doğma büyüme buralıyım. Ha. Evet, evet. Sizin lakap ne? Bize Becenler dediler. Becen. Becen ha. Becen demek ne babam demek? Ufakmış. Tavşanın ufağını Becen dediler ya. Evet. Ha. Onun için Becen demişiz. Ben öğren. O yüzden. Kayseri'de de Becenler var. Becen evet, bir yer var. Paşa'nın yavrusu küçük oldu. Tabii tabii. Evet. Öyle işte, ne diyecek, bir şey diyecek halimiz yok. Gelmişsin 73-74 yaşında burada yaşıyoruz. Şimdi ama siz güzel bir yapının yanında yaşıyorsunuz. Yani burada... Yaşıyoruz ama kardeşim köy bitti. Köyde kimse yok. Niye? Boş. Parası olan bir daire alıyor. Ya İldem'de ya Büyükşehir'de. Ya. Ya Kaykop'ta ya Kayseri'de. Ya İstanbul'da ya Ankara'da. Okuyan gidiyor hiç yok. Ama bu cami çok tamam, güzel. Tamam, cami güzel. Bir şey değil mi? Bir de orada var, bir de aşağıda var. Camimiz çok çok bizde. Evet. Bir de daha bu yanda var da o battal kaldı. Bak en eski bizim ev. Hane 1. Hangisi? Sizin ev hangisi? No 1, Hane 1. Nereden? Şu sokağın içinde. Biri, bakalım mı? Birinci. En eski ev. Eski ev ama yaptırdık, yıktık. Yaptırdık. Yaptırdık. Peki. Yani Hane 1, numara 1. Şurası. Yok yok. Şurası. Şu soldaki yapılıyor. Soldaki yapılıyor. Biyaz ya. He. İlk kuruluş o ev. Böyle gitmiş. Yani yukarı köy içindiler. Bu tarafa aşağı bak ya. Köprü başı, sokak başı böyle gider burası işte. Evet. Oldu. Bir şey diyorsan sor. Sorun ben söyleyeyim. Peki, mancusunun neyi meşhur? Kaymağı meşhur. Kaymağı meşhur. Ama kaymak da kalmadı. Görmeye genç kadın ister. Öyle mi? Yaşlılar kaldı burada, gençler gitti. Anladım. Tabii en müthiş kaymağı, bir de ketesi var burada. Ketesi meşhur. İsmail bilir canım, İsmail'e niye sormuyorsun? Soruyor, sormadım ona da soruyor. Tamam, doğru. Soruyor. İyi. Biri mi çağırdı beni? Seni çağırıyor, ne yapıyorsun diye resmini çekeceğiz. Efendim kolay gelsin. Bak çekeceğiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler sormadan. İyiyiz vallahi, sağ olun. Nasıl, memnun musunuz hayatınızdan? Kim bu, gelen kim? gel. Adı var mı? Adı Sürmeli. Sürmeli gel. Gel, sana elma vereceğim, gel. Sürmeli gel. Yana. Sen bir yaklaş da şunu, bir çağır, elma vereceğim ona. Elmayı yedirelim. Elmayı yedirelim. Al bakayım. Al olma, gel. Al. Evet, Sürmeli'nin bugün Sürmeli naz yapıyor biraz, evet. Hukukunuz iyi o zaman. Gelmeye götürüyor. Öyle mi? Size hava alsın diye. Sürmeli sizin mi? Böyle iki arkadaş böyle köyün ortasından gezerek gidiyorsunuz. Gel gidelim, gel. Hadi gidin bakalım, nasıl gidiyorsunuz, bir görelim. Gel kızım, gel. Aman ya Rabbim. Sürmeli, merhaba Sürmeli. İki arkadaş ne yapıyorsunuz böyle Sürmeli? Oy. Aa, alıştı. Alıştı mı? Böyle beraber köyün ortasında. Bağlara götürüyorum, yeşilliklere yayılıyor, alıp geliyor. Bu peşin sıra geliyor, kendi kendine. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bağma isteme. Allah Allah. Peki. Hadi bir yürüyün bakalım şöyle beraberce, bir görelim sizi. Evet. Üstadım. Çok güzel bir caminiz var. Gerçekten köyümüz çok güzel bir köy. Camimiz çok güzel bir cami. Evet. Biraz bu cami sizin de aile köklerinize de dayanıyor. Biraz anlatır mısınız? Bilgi verir misiniz? Hem yürüyelim şöyle. Şimdi dedelerim bu camide imamlık yapmış. Evet. Camiyi gördüğünüz gibi 1454 diyor değil mi? 1453 evet. İstanbul'un fethi olduğuna göre. Fethi'den bir sene sonra yapılmış. Bir sene sonra yapılmış. Yıllarca da işte... Asırlardır da hizmet veriyor. Sağlam da duruyor. Çok sağlam bir cami. Sağlam da duruyor. Evet. Şey alameti de yok. Öyle fazla bir onarım bakım da yok. Buna rağmen evet. Gayet sağlam, sağlıklı duruyor. İşte Melik Gazi, Melik Arslan. Melik Arslan. Melik Arslan.
Bu Melik Gazilerle akraba zannediyorum. Evet. Gelmişler, yerleşmişler. Köyün kuruluşu zaten buradan başlıyor. Burası. Tabii. Asıl Müslüman yerleşimi değil mi? Buradan başlıyor. Buradan çünkü biraz önce de Noa 1 dedikleri aslında Noa, Müslüman mahallesinin Noa 1'inden bahsediyor. İleride zaten değirmen var. Değirmen var. Değirmenleri, su vardı eskiden, evet, daha önceleri. Evet. Su geldiği için değirmen çalışıyor, bahçeler ekiliyor. Çok da geniş bir alanı var köyün. Ta adasına kadar gidiyor bir ucu Kilik Dağı'na. Burada Gesi, öbür tarafta Ispıdın, yani sınırlar da geniş. Tabii babaannem rahmetli, babası bu caminin imamını hiç o anlatırdı. Sabah namazına gelmeyeni dede şeye sokarmış. Söyleyin tabuta koydururmuş, salacıya gezdirirmiş. Bu sabah namazına gelmedi diye böyle ibadet ehli insanlar varmış bu köyde. Evet, tabii evet. Sonradan her şey değişti. Bunlar da değişti tabii. Ama hala cemaati var caminin, boş değil. Boş evet, değil. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Köy boşaldı ama camilerde de işte az çok yine biraz sonra ezan okunur. Evet. İhtiyarlar şeylerden çıkar. Evet. Evet. Evet, gerçekten sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi tarihi Mancus'un köyünün mimarisine çok uygun ama oldukça da büyük bir cami yapılmış. Yani bu, o tarihlerde 1454'te o tarihi düşünün, böyle bir cami varsa buradaki Müslüman ahalinin ne kadar çok olduğuna dikkatimizi çekmek isterim. Değil mi? Tabii. Zaten şimdi şöyle düşünün. Bu insanlar ortasından kalkmış, gelmişler buralara. Evet. Bir aile buraya yerleşmiş, bir aile öbür tarafa, bir aile şu tarafa. Hep akraba o köyler birbirine. Evet. Birkaç hanedir burası. Önce başlangıçta ve gelir gelmez de ilk yaptıkları iş cami yapmak olmuş. Evet. Yani öyle düşünüyorum. Evet, Melik Arslan Bey sevgili izleyiciler, Dulkadirli Beylerinden birisi. Biliyorsunuz Dulkadirli Beyliği Kahramanmaraş merkez olmak üzere Elazığ'dan, Malatya'dan, işte Kayseri'ye, Yozgat'a kadar uzanan Orta Anadolu'da büyük bir beylik idi. Tabii ben işin açıkçası bu mimari dokuya da bayılıyorum. Özellikle şu çıkmaların güzelliğine bakın. Evet hocam, bakar mısınız? Şu ahşap çıkmalara bakar mısınız? Yani ne kadar güzel bir... Sanki arazi yokmuş gibi yer kazanmışlar. Bir taraftan yani şu taşlara bakın, taşların güzelliğine bakın. Bununla uyumlu bu çıkmalara bakın. Hayır, tahta şu şeyler. Evet, tahta. Ağaç bu kadar koca bir yapıyı ağaçlara yüklemişler. Evet, ve ağaçlar evet. Sağlam duruyor ve sağlam bu asırlardır mı? Duruyor. Asırlardır duruyor değil asırlardır mi? Asırlardır duruyor tabii. Ne kadar güzel. Kolay gelsin. Efendim, ne güzel bir adet bu böyle. Burası
Caddeyi süpürüyorsunuz galiba, evet, değil mi? Sizi tanıyabilir miyiz? Emine Küçük Ersöz. Evet, neden süpürüyorsunuz buraları? Yağmurdan su gürleniyor buraya. Yani çocuklar falan ayağını basmasın diye süpürüyor mecbur. Temiz olsun köy diye. Köy yeri olunca böyle herkes kapısından evet. süpürmek zorunda, öyle mi? Evet, öyle. Herkes bu güzelliği paylaşmak zorunda. Tabii. Güzel, yani güzel, temiz olursa güzel, tabii temiz ki her şey iyi olur yani. Herkesin evet. kapısı güzel olur. Evet. Bu arada siz şu aleti biliyorsunuz değil mi burada? Evet, orada bulgur yapılır yani. Seten mi? Evet, seten. O ondan sonra. Evet, bu arada teyzem geliyor bu tarafa doğru. O da benim halam olur. Halayı bir çağır bu tarafa, bir gelsin. Hala gel buraya hala. Hala gel, kaçma gel. Seten hakkında bilgi ver diyor hala. Gel. Gel bakalım, gel. Gel şu setenin önüne gel bakalım. Biz bu setenin ne olduğunu çok anlamadık. Gel bir anlat bize ne olduğunu. Seni tanıyalım. Gel şey yanımıza gel. Bu sen adını bir söyleyince bize bir tanışalım. Aman. Gülay. 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 Evet. Efendim bu nedir? Bu aleti bir anlatın. Bu şey bulgur setenleri. Bulgur seteni. Bu içine bulgur koyduk. Buğdayı kaynadırık eti. İçine koyduk setenleri. Evet. Şeyi çıkar bunu, kepeği çıkar, uydurur ki bulgur olur. Yani ne zaman yapılırdı bu? Şimdi faal mi bu? Yok, yazın yapılır bu. Yapılıyor mu? Yapılır da ama kim döndürecek bunu? Kim döndürecek? Zor. Evet. Zor. Hayvanla dönüyor, o da yok. Şimdi elde de zor oluyor. Zor oluyor, kaldı böylece. Evet. Tarihi eser gibi duruyor. Evet. Şimdi herkes hazır yiyor yani bulguru neyi. Öyle mi? Kaynatmıyorlar çoğu hiç. Köyde işte. De bu iş böyle, bu hale mi döndü? Evet. Kaynatmıyorlar herkesi, yoksa döner güzelce buğdayı koyruk içine bulguru. Peki, şu taş, şey, ağaçları bu adamlar nereden getiriyorlar? Şu ağacın... Bir... Senelik şeyler yapıldı işte. Nereden getiriyorlar peki? Ne bileyim nereden getirdi? Paramazlar mı? Burada orman falan olmalı bunları getirebilmeleri. Bunları alıyorlar zar işte şeyleri, hezen olarak alıyorlar. Hezenleri alıyorlar. Evet. Evet. Gerçekten çok ilginç bir alet. Çok temizdi de olmadığından kaç senedir olmaz burada. Yoksa o yüzden böyle kaldı diyorsun. O yüzden kalır, içini yıkarık güzelce. Bu hedi kaynar, bunu kuruturuk, bunda olurdu. Anladım. Kepeğini alırız bunda sade. Anladım. İyiyiz biz de. Biz buraları çok sevdik. Buralar çok güzel yerlermiş. Bakın. Hani insanları nerede? Oo, sen dağlardan girdin şu anda. Nerede? Adamlar nerede diyorsun? Ya. Sen kimdin? Adını bir söyle, hatırlat bize. Benim şöyle. Gülperi Demirci benim adım. Gülperi, ne güzel ismin varmış. Ya. Vallahi ne güzel. Şu şeylere, ağaçlara, şu oymalara, şu kapılara, işlere bayıldım. O taşları kim koyabilir acaba? Hangi baba yiğit koyabilir? Bugün değil mi? Bugün kimse koyamaz. Yok. Aman başım ağrıdı der, kaçar. O taşı nasıl getireceğim? Çıkarsa çıksın televizyona. Şunlara bak. Bak şunlara bak. Siz eskiden buralarda oturur muydunuz? Otururduk. Şurada mı otururduk? Otururduk. Bura bizim kahvemizi de işimizi bitirdik mi gelir burada otururduk. Bura bizim... Setenin orada otururduk. Şu setenin orada otururdunuz. Şurada bulgur döverdik. Şurada. Kendime. Şeyle, tokmaklarla döverdik. Orada bulgur setenlerdik. İkimiz bir olur döndürürdük. İkisi bir olur döndürürdük. Mahallenin tüm şeyini... Bulgurunu kendimesini ederdik ama ya. Şimdi... Gel sen de gel, kaçma gel, yanıma gel. Şimdiki gelinler dandik.
Kızlar dandik. Duyuyor mu? Yok ediyorum. Amma ediyorum. Herkes duysun. Herkes. De bir daha de bakayım nasıl diyor. Kızlar dandik. Şu ekrana doğru de şöyle gözüksün. Kızlar dandik. Gelinler dandik yavrum. Hazıra anık pişmişe konuk. Hazıra anık pişmişe konuk. Eğer pişirirse yer pişirmedi miydi bir kara zeytini herifinin önüne getirir. Oh. O da avrat sanar. Sırtını sığar. Oh. Yansın yensin. İşte hep öyle işte. İşte öyle. Ya. Çok kötüyük, çok. Çok kötü olduk. Çok kötü olduk. Geçen kaymağa gelmişler bir çocuk senin evet, gibi. Evet. Çocuk senin evet, gibi. Evet. Caminin orada inne vurundum geliyorum. Acen ne dedi, kaymak yok mu dedi. Kaymak hacıya gitti dedim. Onu sağanlar da dedim Biyaz şehirde yavrum. Git oraya oh, ara bul dedim. Oh, 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 oh. Öyle Esat'tan öyle cıvıl cıvılıydı şu ko. Battı, yitti. Ne okulumuz kaldı, ne mektebimiz kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yitirdi, batırdılar. Yitirdiler, batırdılar. He. Okulumuz bile sağır oldu. Bahar'a koyduğumuzda olmadı. Evet, evet. Öyle. Çok müdafaa ediyorum, doğuşuyorum. Senin kimsen yok, sen niye doğuşuyorsun diyorlar. Benim kimsem yoksa diyorum, o vatandaş da benim kimsem. Öyleysen benim oğlumsun. Evet. Kimsesiz koydular. Şimdi bu evler hep boş değil mi hep şu anda? Hep boş, hep boş. Koca koca konaklar içinde oturdu bunaklar. Bunaklar öldü, şeytanlar kaldı yavrum. Aman yarabbim, koca koca konaklar içinde oturuyor bunaklar. Oturdu bunaklar. Oturdu bunaklar. Bunaklar da öldü gitti, şimdi kaldı, de şeytanlar konak kaldı. Of of. Ya of, ya of, ya. Of, of, of. Tüm mahallemiz boşaldı. Şuradan üstte şu evin sahibi 110 yaşındaydı. Bir hafta oldu öleli. Şu evin sahibi. Hiçbir yere de gitmedi. Burada durdu. Kayseri'nin kızıydı. Evet. Buraya gelin geldi. 110 yaşına kadar yaşadı. İşte bir hafta oldu öleli. Çok üzüldük. Evet, evet. Mahallemizde bir çınar devrildi gitti. Ya, çok üzüldük. Ya, çok ya. Çok. Duyuyor musun yavrum? Çok çok. Neler neler. Hep şehirdeler. Şu yapıya bakın. Koca bir eyvan gibi değil mi orası o? Ya. Balkonları falan mı? Eski zamandan kalma. Bakın şu panjurları falan. Ta o zamandan panjur yapmış. Koca koca hezenleri oturtmuş. Sen kapıların o eşiğini görsen yani affedersin vinç getirip oraya koyamaz. O zamanın bahtinde ne vardı da onu oraya getirdiniz kodunuz? Ya. Öyle çok yavrum güzel, öyle. Çok. Çok üzülüyor, çok. Şehre gidin de oturun diyorlar. Şehirde ne var? Ömrü kesilesiceler. Sefertasının üstüne kayılmışlar. Sefertasının. Oh! Oh! Bir Allah göstermeye zıngırt olsa birbirini öldürürler kaçacak diye. Öyle ya, o kapıdan ya, sen ya de çıkıyorsun, ben de çıkıyorum, o da çıkıyor. Niye? Şura kötü mü ki? Bura Kayseri'ye şey oldu. Üye oldu. Gel git. Ama yok. Kömür dolacak. Sobalarda kömür yanacak. Eskiden tezek bulamıyorduk yakmaya. Anladım. Tezek yoktu ki yakak yavrum. Tezek ne? Tezek. Bildiğin sığırların şey ettiği tezek yok mu? Evet. Kerbiç. Evet. Kerbici de eskiden. Şimdi sen çağırıyor musun onları? Gelin köyünüze diyor musun? Gelin şu mandaları da yayalım, kaymağı da yapalım. Yok gelmezler. Tembel yavrum. Tembel. Şimdiki nesir tembel. Şimdi benim 10 tane camızım olsa eğer şöyle bir tutar dalım olsa ben onu sağarım sığarım. 5 tane camızımız vardı sağardım. Şuradan geçen ihtiyar şehre götürür satardı. Güzelce etimizi ekmeğimizi alırdık. Of ye de ye. Gelinler yurt dışından geliyor diyorum ki uşak diyorum şu halıları yıkayın işte şurayı şöyle edin ya kocalarına bir şeyler aman sen de onu mu buldun niye de onu bulmayak da yavrum şurada yani, iki yani ihtiyar o da ihtiyar ben de ihtiyar kime ne diyek öyle sana desem ki gel şu işi tut desem bebelerin var git de gör der. Anladım. De böyle yavrum. Derdim çok. Derdin çokmuş derdim gerçekten. Derdim çok da anlatacak kimse yok. Yok sen iyi anlattın ama çok güzel anlattın. Böyle atasözleri söylüyorsun. Oo. Güzel laflar söylüyorsun. Bak, o lafları ne güzel yakıştırdın ya, öyle yani. Çok yağmur güzel yağar her dereyi yaş eder. Bir iyiyi bir kötüye eş eder yavrum. Oo. Dediğim ne olayım sinirlendim mi böyle kaldırıp atıyorum yavrum. Yok ama doğru söylüyorsun. Doğru Esat'tan söylüyorsun. Da. Ne diyelim yani Esat'tan doğru söylüyorsun. Esat'tan sen...
Doğru. Icık sen destek ol. Icık çok ben doğru, destek olayım da ileri gidek yiyek. Geldiğimizde doğru. Yatağımız yoğdu yatmaya. Ben Yozgat'tan geldim. Öyle mi? Ha. Gelin geldin buraya. Buraya gelin geldim. Evet. 13 yaşında geldim. Evet. Ya analık öyle kaldırdı attı. Evet. Ne çilleler çektik yavrum, ne çilleler. Ay, geldik buraya. 60 sene oldu ben buraya geleli. Evet. 80 yaşındayım. Maşallah, maşallah. İşte böyle. Evet, sizi tanıyalım efendim. Benim adım Adnan Uçar. Adnan Bey, bu köyün ahvalini en iyi siz bilirsiniz. Mancusunda evet. Şu anda kaç hane insan kaldı? Abicim şu anda Mancusun yani bu merkezinde oturan 50-60 hane yok. Kış için diyoruz değil kış mi? Için. Kış için. Şu an kış ayında. Yazında belki 20-30 hane artar yani köyün yani bu merkezi. Yani 70-80 haneyi anca bulur. Anca bulur evet. Diyorsun. Evet, nerelere gidiyorlar sizce? Abi genellikle şey, Beyazşehir, İldem, Feyzi Çakmak mahallesi. Evet, oralarda oturuyorlar. Evet. Evet. Bu gidişin sebebi ne sizce? Bu gidişin sebebi halkın bir çoğunluğu rahatı daha güzel sevdiği için genelliği zaten burada ihtiyarlar oturuyor genellikle. Anladım. Buradaki oturanlar. Gençler şehirde diyorsunuz. Gençler şehirde. Bir kısım aşağıda Güller mahallesi diyorlar, Güller sokağı diyorlar. Orada oturuyorlar. Çoğu besiciliğine falan uğraşıyor. Evet. Besçilik, çiftçilik. Yani bu merkezdeki oturanlar genellikle ihtiyar insanlar. Anladım. He. Peki alışveriş nasıl sizde? Vallahi alışverişin hiç ne tadı var ne tuzu var abi. Hiç yani günlük 200-250'yi bulmuyor bile anladım, alışverişimiz. Anladım. Yani tamamen öldü. Öldü. Burada da işte okulumuzu kapattılar, aşağı çektiler. 1-2-3. Şu okul değil mi? Evet burası? Abi burada evet. Ana sınıfı 1-2-3 vardı. Ana sınıfı 1-2-3 vardı. Aşağıya taşıdılar okulumuzu, ek yeri yaptırdılar. Yani bura bitti abi ya. Bura bitti. Kaldı. Bura boş kaldı evet. Peki. Yani inan yani durumum olsun ben bile durmam burada. Anladım. Ama ne yapak mecburiyet karşısında duruyor ekmek parası için. Anladım. Evet. Anladım. Burayı bitirdiler daha doğrusu ne diyek? Bir şey diyemezsin. Allah hayırlısını versin. Abi. Kolay gelsin efendim. Efendim neler yapıyorsunuz maşallah böyle? Sağ olun. Süt kaynatıyorsunuz. Süt kaynatıyorum. Bu 2 günlük sütüm. Sütler evet. De azaldı. Yazın daha çok olur sütlerimiz. Bundan 2 kazan kaynatırım. Ne yapacağız? Kaynatacağız, ne yapacağız? Yoğurt yapacağım. Yoğurt yapacağız? Evet. Ha, ne doğal yoğurt. Çok güzel, evet. Çok güzel. Sağ olun. Evet, siz burada nasıl geçiyorsunuz? Vaktiniz nasıl geçiyor? Hayvancılıkla mı uğraşıyorsunuz? Hayvancılıkla uğraşıyorum, tarımla uğraşıyorlar.
Ne yapıyorsunuz günlük? Ne yapış, ne işler yaparsınız süt kaynatmanın dışında? Süt kaynatırız. İşte camızımızın sütü var, ineğimizin sütü kaynatırız. Bunlara işte baktığımızdan bir yerlere gezmeye gidemez fazla. Çünkü bu soğuyacak. Soğuduğu sıcak çatsan sulanır, soğuk çatsan cıvık tutar. İş çok yani. İşi bilmek çok, lazım. Tabii. Benim anladığım kadarıyla iş de peynir çok... yaparız. Peynir yaparız. Evet. Evet. Kaymak sütü yaparız. Kaymak yapıyor. Peynir yapıyoruz. Peynir yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Evet. Hepsi bizim imalatımız. Evet. Dolap. İstersen gösterelim. Dolabımıza var. Yersiniz. Tamam. Onları da göstereceğiz. Şurada da bakın üzüm asmaları var. Üzüm asmaları da neyi gösteriyor? Üzüm asmaları da yazın burada bayağı bir gölgelik var. Hep kapatır burayı. Hep kapatır. Evet. Kapatır. Hep kapatır. Evet. Üzümler asılı. Bakın sevgili izleyiciler şimdi üzümlere doğru gidiyoruz. Evet. Asmaları keseriz böyle. Pekmez kaynatırız. Evet. Kışında yiyeceğimiz kadar da asarız. Aa, bunlar böyle asıyorsunuz. Kışın tüketiyorsunuz. Kışın tüketirik. Evet. Mantıklı, güzel. Yani değil mi? Bahara kadar durur bu üzümler burada. Oo, çok uzun bir süre. Bayağı durur. Evet, evet. Böyle acık tadını hiç bozmadan buyurun tadına bakın. Tadına hemen yıkadım da. Evet tabii orası. Şöyle şöyle hemen tadına bakalım nasılmış tadı. Oldukça güzel gözüküyor. Çok tatlıdır sütü. Evet, evet. Şeylerimiz. Evet. Güzel, güzel, güzel. Burası ne? Hazine mi burası? Burada hazine şeyimiz, işte hazin koyduğumuz yeri. Biraz burası yıkıldı. Evet. Elmalarımızı koyduk aşağıya. Evet, evet. Turşularımız, evimiz var. Maşallah, maşallah. Kışa hazırız diyorsun. Kışa hazırız. Kışa da kış yok ortada. Da kış yok, kar yok bir de. Yine yakacağımız aynı yanıyor. Yanacak. Soğuğu var, kar yok. Soğuğu var, kar yok, evet. Doğru, doğru, evet. Efendim, Allah kolaylıklar versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mancusunda bir eve misafir olacağız. Tanrı misafiriz. Bakalım kimin evine misafir olacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Efendim afiyet şeker olsun. Buyurun, afiyet şeker olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kimin evine misafir oluyoruz efendim? İbrahim Akar. İbrahim Bey maşallah ne yapıyorsunuz? Yoğurt yiyorsunuz. Köy yoğurdu. Köy yoğurdu yiyorsunuz. Üzümünüz var maşallah evet. Maşallah. Buyurun. Bu kaşık da bana mı? Evet. Yani mancusuna gelmişken yoğurt yemeden olmaz mı? Olmaz. Yiyelim o zaman efendim. Yiyelim. Çok teşekkür ederiz. Bu hakiki bir ev yoğurdu. Evet. Evet. Katkısız rationel. Değil mi? Evet. Çok güzel, çok güzel. Siz burada hep böyle doğal mı besleniyorsunuz? Doğal besleniyoruz. Besicilik var. Besicilik var. Hayvancılık. Var. Evet. Bağcılık var. Hayvancılığımız, çiftçiliğimiz... Bağcılıkta zaman zaman. Yani bunların hepsi var. İnsan var. Başka Allah'tan ne ister? Tertemiz bir hava. Çok şükür. Çok şükür. Suyumuz nasıl? Suyumuz da iyidir inşallah. Suyumuz o kadar iyi değil. İyi değil mi? İyi değil. Anlarsın. Çok tuzlu diyelim. Taşlı yani. Evet. Taş yapıyor. O yüzden siz de yoğurda devam ediyorsunuz evet. Ki sıkıntı olmasın diye. Evet. Buyurun. Evet buyuralım efendim buyuralım. Peki efendim duyduğumuza göre... Mancusun denince hayvancılık, mandıracılık, evet. Yoğurt, evet. Peynir, ondan sonra süt, kaymak. Kaymak. Bunların hepsini söz konusu ediyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru diyorsun. Doğru. Yalnız eskiki kadar hayvancılığımız kalmadı. Damızlıkta kalmadı. Hmm. Sütün para etmediğinden evet. Efendim bu üretim boyuna geri gidiyor. Hmm. Esas desteklenecek üretici, köylü. Ama köylü tam hakkıyla desteklenmiyor. Büyük rant kapılarına gidiyor. Evet. Evet. Burada 3-5 hayvanı olan insan desteklenmezse ne olacak? O da bitirecek. Bizim buradan 2000 tane damızlık hayvan çıkardı. Köyümüzden. Şimdi 100 tane çıkıyor. Yani çok büyük bir düşüş var. Çok büyük. Anormal bir düşüş. Sevgili seyirciler bu arada size şöyle söyleyeyim. Yani biz yoğurdu biraz sanki normal şartlarda
normal bir yoğurtmuş gibi yiyoruz ama bütün samimiyetimle söylüyorum, bana inanın böyle güzellikte bir yoğurt bulmanız çok zor. Çok ne? Güzel bir yoğurt bu. Ve doğal ortamda yapılmış bir yoğurt. Evet. Yani Türk kültürünün Türk kültüründe bahsedilen o gerçek yoğurt, evet, bu. Gerçek yoğurt. Katkısız. Bu. Katkısız. Tamamen natürel. Natürel bir yoğurt. Süt ve yoğurttan damızlı yapılan bir şey. Evet. Başka efendim süt tozu yok. Buna benzer jelatin meletin diye çıkıyor televizyonda. Bunların katkısı yok. Olduğu gibi doğal. Çok güzel, çok güzel valla. Çok teşekkür ederiz valla, sağ olun. Bize kapınızı açtınız, ev sahipliği yaptınız. Tabii, gerçekten tabii, de her zaman olduk. Bekleriz, her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Bu da bizim insanımızın bir güzelliği olarak, evet, kabul ediyoruz. Bizim insanımız gerçekten Türk insanı. Yani hasletleri çok güzel bir halk, bir millet. Evet. Sofrası geniş, o misafirperver. O, genimizde olan bir şey. Genimizde olan bir şey. Genetikte var. Genetikte var tabii. Ne güzel şu taşların üzerine böyle güzel yerler mi var? Efendim çok teşekkür ederiz. Taşıdım hep bütün minderlerini döşerim buraları. Bütün otururlar kahve gibi. Niye döşüyorsunuz minderleri? Oturalım şöyle bir seyran yapalım mı diye. Kadınlar bütün oturur burada. Benim başıma toplanırlar ihtiyarım. Öyle mi? Evet. Mahallenin kadınları toplanıyorlar. Evet. Buraya böyle diziliyorsunuz. Şimdi kimse kalmadı. Ahal taşınıp gidiyor. Bahar geliyor, leyleklerinden geliyorlar, leyleklerinden de kuzun geziyorlar. Leylek komşuları. Of. Bugün biz halk kültürüne doyduk vallahi. Çok güzel laflar duyuyor. Leyleklerine geliyorlar, leyleklerine gidiyorlar. Evet. Leylek komşuları bunlar. Buradan dıkıyor, dolduruyorlar, götürüp oralarda yiyorlar, gene geliyorlar bile. Gelmeyin diyorum, leylek komşuları diyorum, gene geliyorlar. Bunlar bu şehirdekiler mi? Şehre göçenler mi? Hayır, her yere, her yere. Nerelere? Her yere. Çok ülkenin de... Eskişehir, İstanbul, Ankara hep... Avrupa'da var mı orada? Her yerde var. Her tarafa var. Peki, sen hep buradasın ama hep böyle oturuyorsun burada değil ben mi? Ben burada demirbaş kaldım bir tane mahallenin içinde. Öyle mi? Kimse yok yavrum. Şuradan şöyle git, tabii bir bakkal var, bir biz varız burada. Çayın ucunda bir komşu var. Evet. Günler nasıl geçiyor o zaman? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Günler değil. Zararımız yok ama şimdi hastayım kaç gündür. Karkış da yok. İyi bu günler. Sene. Böyle ilginç bir sene değil mi? Verdiğine şükür. Ne yap? Verdiğine şükür. Evet. Verdiğine şükür. Rabbimin emri. İsterse alır, isterse verir, isterse yağdırır, isterse duyur. Siz buraları seviyor musunuz? Benim köyüm, babamın mahallesi, annemin evi, şurası. İleri şurada. Evet. İşte burada da oturuyor, ev yaptırdık. Buralara geldik. Seviyor musunuz? Oğlumuzu everdik, kızımızı gelin ettik. Sevmez olur mu? Herkes memleketini, yurdunu, yuvasını sever ya. Değil mi? Gidiyorum oğlum da, kızım da, hiç kimse de bir yani şey yapamıyorum. Çocuklarım bana deliriyor. Ben hiç bir yerde rahat edemeyim evimden başka. Hmm. İşte ihtiyarlık alameti. Güzel ama güzel yani güzel ben. Eskiden de öyle her şeyler geldi geçti. Aman iyi. Benim çalıştığım gibi daha köyde hiç kimse çalışmadı. Evet, evet. Ama hoş, şurada oturmak da hoş. Temiz hava, güneşli bir gün. Yani şehirde millet pis havadan nefes alamıyor valla. Yine de ama kaçıyorlar diyorsunuz şehre. Herkes gidiyor şehre diyorsunuz. Şehrin eski köyde havası kalmadı gayri. İyi oldu. Niye desen bütün kaloriferler, doğalgazlar çıkınca eski komür hayatı kalmadı. Ama buraya da buranın köyü uymaz yine şununla. Bakın küfür esiyor. Evet, evet. Rüzgarınız var ondan sonra. Evet. Yani yoğurdunuz var tabii, doğal yoğurtlar yiyorsunuz böyle. Yoğurtlar, sütler, kaymaklar, her şeyler, camızlar, inekler. Evet.
Evet sevgili seyirciler, çok güzel bir ahşap kapı bu. Efendim biz, buranın kapısıydı. Biz nereye misafir olduk efendim? Buraya misafir olduk. Evet burada da köpeğimiz de var. Maşallah maşallah. Efendim sizi tanıyalım ki. Ben Yılmaz Yılmaz. Efendim bu güvercin meselesini gördük bunda. Gerçekten merak bu değil mi? Çözüm önemli merak. Şöyle gidelim mi güvercinlere doğru? Birazcık anlatın onları bize. Evet. Evet. Yılmaz Bey, güvercin besliyorsunuz burada. Evet. Biraz anlatın bunlar. Ne kadar güzel şeyler böyle. Güzel bunlar. Bunları seviyorum ben. Evlat gibi bunlar bana. Kaç tane güvercin var? 15 tane var. 15 tane var. Evet. Peki. Bugün hava güneşli diye bunları çıkardınız mı? Çıkardım da alıcı alıyor çok. Öyle mi? Evet. Nasıl oluyor o iş peki? O... Atmaca mı dediler, şahin dediler. Alıcı kuşlar var. Evet, onlar alıyor. Var mı bu çevrede bu kadar alıcı kuş? Kaldı mı onlardan? Çok. Allah Allah. Siz de kıyamazsınız bunlara şimdi. Kıyamıyorum da işte başını beklemeyince olmuyor. Peki, bunu bekliyorsunuz ki alıcı kuşlara bir zarar ziyan olmasın. Alıcı, kedi geliyor. Kedi alıyor. Alıyor. Evet. Eyvah, eyvah, eyvah. Peki, eskiden şeyler olurdu böyle... güvercinlikler olurdu evlerin şeyleri. Siz nereye ayırdınız? Bunların yuvası nere normalde? Ahır orası. Ahırı tüm ayırdınız mı? Evet, tavuklar var. Tavuklar var. Evet. Güvercinler var. Tavukların yeri ayrı. Tavukların yeri ayrı. Sıkı sıkı muhafaza ediyorsunuz. Evet. Allah'a emanet edip gidiyor yani. Burada kalmıyorum pek. Öyle mi? Evet. İki şunda bir gelirim bakarım. Geliyorsun, bakıyorsun, evet, gidiyorsun. Evet. Yeminle de öyle. Köpeğin de var burada. Köpeği de bu. Köpeği oraya bağlıyor akşamları. Köpek de burada kalıyor sürekli. Evet. Asıl nöbetçi o. Evet. Önce Allah, ondan sonra. Doğru. Vallahi biz çok mutlu olduk. Biz sağ ol Allah. Gerçekten. Bunların bakın çok özelliği var. Ben bunu biliyorum. Özelliği var. İsimlerini falan bilirdim ben eskiden ama şimdi çok iyi çıkaramıyorum. Ne bileyim valla, şunlara çapar diyorlar, şunlara Arap diyorlar, tosba. Çapar var, Arap var. Tosba var. Tosba var. Evet. Başka? Tahinli var, krem. Tahinli, krem olan var. Evet. Denekli saraylı var. Saraylı. Evet, sarı var. Bu takla atıyor bunlar değil mi? Havada takla atar mı bunlar? Takla. Bunu var mı? Evet. Evet. Yavru onlar daha. Yavrular. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi tekrardan inecekler değil mi buraya? İnanılır. Evet. Gerçekten. He. Köpeği kızdırdılar galiba. Atalar demiş ki çift ile koyun, geri yana oyun. Vallahi herkes öyle diyor abi. Ailesi bağlım. Biz de yapıyoruz bu akşam abi. Ne, isim neydi? Hidayet benim ismim abi. Soy isim? Oktay, Hidayet Oktay. Şimdi biz Kayseri'nin böyle burnunun dibinde bir koyun sürüsü var ve başında da sizi gördük. Evet, evet. Biraz abi anlatın, ne iş yapıyorsunuz, neredeyiz, muhitimiz nereye, burada bu hayvanlar ne yapıyor?
Vallahi burası Mancusun abi. Mancusun. İşte eski ismi Mancusun. Evet. Şimdiki ismi Yeşilyurt. Yeşilyurt. Mahalle diye geçiyor şimdi. Evet. He. Yani köyümüz eski gibi değil. Vurdu abi. Her yer çöl yazı yadındı ya. Çöl yazı. Çöl yazı abi. Oo. Gerçekten yani. Eskiler bakıyormuş hep duvarlar falan. Her yeri yıkık işte. Görüyorum virane gibi oldu köy. Ama siz burada otlatıyorsunuz. Koyunları otlatıyorsunuz. Ne yapalım işte abi ya. Kış işte yayılıyoruz. Var mı yayılacak bir şey bulabiliyorlar mı? Doyuyor abi koyun ya. Yem vermiyoruz. He. Doyuyor yani. Kaç koyun var, kaç keçi var? 150 kadar var abi işte koyun. Hepsini bereketi. Toplam. He, toplam abi. Peki hangisi zor? Keçi mi zor, koyun mu zor? Keçi zor abi, keçi. Keçi gibi inat derler. He abi, he, yine keçi. Eşeğin var bir de orada. He abi, ne yapalım işte. O da bizim ekmeğimizi taşıyor işte. Evet, azığımız orada abi. Ondan sonra iki tane köpek gördüm. İki tane en iyimiz var abi. Onlar da büyüyecek. Büyüyecek he. Ne yapalım abi? Ya mutlu musunuz siz? Çok şükür. Hamdolsun abi. Yani bu yaptığınız işten mutlu musunuz? Tabii tabii. Kendi işimiz abi ya. Elin işi değil ya, bir yerde kendi işin yani. Değil mi yani? Zor da olsa, şey de olsa kendi işin abi. Ya bizim bir de bizim milletimiz yani bu hayvancılığı terk etmemeli değil mi? Bu bizim çok eski bir zanaatımız aslında. Yani bu hayvancılık çok önemli bir kültür. Üreticilik çok iyi bir şey abi. Üreteceğin yani. Önemli olan üretmek. Biz yani şimdiye kadar dana yaptık. Desi danası besledik. Para kazanamıyor abi. Gene de besin var yani. 30 tane danam var. Söyleme sahibimizin. Para kazanamıyor abi. Zararına iş yapıyor yani. Ha niye? Allah kimse önünden geri koymasın yani. Akıllar boş kalmasın. Niye alıyor ki ne de mal? Evet. Mecbur. Başka mesleğimiz yok. Ne yapalım ki? Anladım. Mecbur bu iş yapacak yani. Bizim işimiz bu. Ama dana besleyecek, ama koyun yayacak. Ne yapalım abi? Şimdi koyunlar, şimdi bir sürü ses yapıyorlar. Bakın şu seslere bir bak. Siz mesela nasıl çağırıyorsunuz? Nasıl o sesleri bize bir gösterin. Valla abi işte bir dediğini koyun arhan sıra gelir. Misiniz? Şunlara bir deyin. Bak işte hepsi de bakıyor hayvandan abi. İşte tuz vereceğim. Buna kendini alışacak yani bu, hayvan. Bu sesi verdiğin zaman sana bakıyor. Tabii tabii. Yani her bir sesin bir manası var mı? Tabii tabii. Kistin mesela kistin gider. Öyle mi? Islık çalan işte öyle ya bu iş. Haberleşiyorsun ya yani. Aranızda bir gizli evet, bir bağ evet, var gibi. Evet abi. Kayseri'nin ne diyelim, et deposu mu diyelim? Et deposu. Et deposu. Biraz anlatın, nereye geldik, ne var buralarda? Bu yaptığınız işler nelerdir? Biraz bize bizim olsun. Buradaki yaptığımız iş hem üretim hem de tüketime yönelik besli hayvancılığı. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ama son zamanlarda işte yapılan şey destekleme diyelim. Bizi ötekileştiriyor mu diyek? Ne diyek yani, nasıl diyek onu da bilmiyorum da. Az olan insanlara destek verin diyor. Eskiden suni tohumlamanın kağıdıyla gidiyordun. Tarım İl Müdürlüğü'ne şey yapıyordun, müracaat ediyordun, alıyordun. Şimdi birliklere yönlendiriliyor. Ona da gitmedik birliğe. Giden arkadaşlarımız da var. Üreticinin desteklenmesi lazım. Bizim bu köyümüzde en az herhalde bir 4-5 bin kadar besli hayvancılığımız var. Oo, iyi bir rakam. 4-5 bin kadar besli hayvancılığımız var. Yüzün üzerinde ahır var. İn, taş ahır olmak üzere yüzün üzerinde. Damızlık hayvan da köyün içerisinden 100 kadar çıkar. Buradan da aşağı yukarı 500 kadar çıkar. Yalnız bu eskiden 2000 üzerindeydi. Damızlık hayvan. Şimdi işte dörtte bire düştük.
Evet. Süt par etmediği için adam mecbur alıyor. Ne yapsın? Hayvanın yemini karşılayamıyor. Bir torba yem 35-40 milyon lira. E ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Bir avuç saman alıyorsun 300-400 bin lira. Evet. Bu. Başka bir şey değil. Yani yapacağın başka bir şey yok. Anladım. Yani bu köy adına iyi bir artı yani şu anda köyün geçim kaynağı. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ama hayvancılık da para kazanmıyor, zarar ediyor. Evet, evet. Şu anda ben yani kendi şahsıma söyleyeyim 15 bin lira zarara razıyım. Yedi parayla 15 bin liraya. Yıllık. Yıllık, evet. 15 bin zarara razısınız. Razıyım. Bu nereye kadar gidecek? Ne yapabileceğiz? Evet. Bu köpeklerinizi de gördük bu arada. Evet, biraz da onları tanıtın bizlere. Bu köpeklerim esas koyundan kalma. Bunlar kangal köpeği. Kangal koyuncu. Evet. Bunlar 15-20 dakikada kurt öldürür. Var mı peki? Burada bak Kayseri'ye çok yakınız. Bizim burada sürü oluyordu. 15-20, 10-5 yani öyle sürü oluyordu. Oluştuğu zaman insan bilmeyen bir insan çok korkar. Kafayı bozar. Bunları 3 sene evvel koyuna koyuverdim. Hiç görmedi bunlar koyunu. Yavru bunlar. O sene öldürdüler. Kurdu öldürdüler. Siz gördünüz mü? Nasıl? Gördük tabii ya. Bunlar boğuşmayla kurdu alamazlar. Herhangi bir köpek, nasıl köpek olursa olsun. Döşü vuracak. Döşü vurduğu zaman kurdun belini kıracak. Öyle mi? Tabii. Ha, beli kırdıktan sonra biri gırtlağını sıkıyor, öteki de ciğer eziyor. Canlı izledik. Evet. Peki var mıdır hala şu duyarlı? Olmaz olur mu? Olmaz. Geçen sene aşağıda bir çiftlik var. Arkadaşın çiftliğe girmiş 5 tane de köpeği var. Orada bir tane buzağı yiymiş. 5 köpeğe rağmen. 5 köpeğe rağmen buzağı yiymiş. Allah Allah. Peki. Peki efendim çok çok teşekkür ederim. Bize teşekkür çok ederiz çok efendim. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sizin için geldik. Devamını bekleriz. İnşallah. Yok, buradayız her zaman. İnşallah. Daveti inşallah. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, kış gelince bizim insanımızın yapacağı pek fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi manzarayı, kış ortamımız genellikle bizim kahvehanelerde geçiyor. Şu anda Mancus'un halkı da, erkekleri de bu kahvehanedeler. Ben onlardan kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim ama Mancus'un usulü isteyeceğim. Yani yiğit lakabıyla anılır. Herkes lakabını söyleyecek. Yiğitçe mertçe söyleyecek. Soy lakabını söyleyecek. Farz edelim ki soyadı yok. Anlatabiliyor muyum? Lakabıyla beraber yiğit lakabıyla anılır diyeceğiz. Söyleyeceğiz. Evet. Rüstemlerin Şerafettin'in oğlu Coşkun Karakol. Ne güzel. Rüstemlerden. Rüstemler. Efendim. Mancus'un köyünden Yaşar Bezenk. Topa Kamil'in olur diyelim. Evet, bu arada çaylarımız da gelmeye başladı. Evet, çaylarımız da geliyor. Efendim şöyle sizi de tanıyalım. Oselerim Mehmet Ağa'nın oğlu Burhanettin Soydan. Çok güzel. Halim Çavuşlar'ın Mehmet'in oğlu Hilmi Yangın. Halim Çavuşlar. Halim Çavuşlar. Efendim. Talaslı Mehmet Ağa'nın torunu Ertuğrul Önal. Hilmi Önal oğlu. Tamam. Evet. Aziz hocam sizi öğrendik ama yok açık ettiler.
Kör saatler dediler. Ondan sonra yetişmedi patlaklar dediler. Olsun. Annemizi inkar mı edeceğiz? Anne soyu o da. Yani. Yiğit lafıyla anılır. Doğru söz. Tabii. Lakap bazen ismin de önüne çıkar. Misal vereyim mi? Resulullah Efendimiz diyor ki benim adımla benim adımı koyun ama künyemi koymayın diyor. Çocuklarınıza ad olarak. Buyur. Evet. O da lakap işte künyede diye. Evet. Peki efendim şöyle yapalım. Nasıl geçiyor? Vakit nasıl geçiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Yani bu kış mevsiminde yani hep kahvehanede miyiz? Yani burada oturup dost toplantıları falan mı, sohbetleri falan mı yapıyoruz ya da oyun mu oynuyoruz? Nasıl oyun geçiyor? Oyun oynar, sohbet eder, sohbet eder. Ağır olanlar var. Ağır olanlar var. Evet, besicilikle, hayvancılıkla uğraşan aslında çalışma sürüyor bir taraftan. Tabii tabii canım, bu boş zamanı değerlendirme gibi bir şey yani işte insanların. Evet. Yaşlılar ibadetle, gençler işte ahırla. Burası adres. Adres. Burası adres. Evet. Buluşma yeriniz burası. Anladım, evet. Anladım. Buluşma yeri burası. Yani camiye de giden olsa, çalışmaya da giden olsa ama bir ara mutlaka buraya uğruyor değil mi? Eş dost toplantısı yapıyorsun, sohbet yapıyorsun. Hocam çok güzel. Bizim bura et deposu. Et deposu. Et deposu. Kayseri hemen hemen besleyen yer değil. Evet. Bizim burada aşağı yukarı 4000'e yakın, 4000 civarında besli hayvancılığı. Aşağı yukarı 5-600 civarında da damızlığımız var. Bu daha evvel 2000'in üzerindeydi bu damızlık. Ama şimdilik bitti işte arkadaşlar. Söylesinler, kendiler de söylesinler. Yani burada kahvede oyun oynamayla, bilmem etmeyle derdimizi arz edemez ki biz. Buradaki derdimiz, bizim en büyük sorunumuz bizim akıllarımızın yeri. Şu anda belediyeye geç diyorlar. Belediyeden bize verilmesi, tahsis edilmesi buraların. Şey, eskiden arazi size ait değil öyle mi? Yani, hayır, bura kamuya mı geçti? Bura daha evveliyatı mera vasıflıydı. Mera vasıflığı bozuldu, hazineye geçti. Hazineden belediye satın aldı. Belediyeye devredildi. Vardı, devre oldu. Şimdilik biz belediyeden buranın satışını istedik. Bizim derdimiz bu. Peki belediyeden cevap ne diyor? Cevap daha bir şey yok, bilmiyorum işte. Görevlilere, o da görevlilere düşüyor, muhtara düşüyor, azaya düşüyor. Efendim yukarıdaki başkana düşüyor, yetkililere düşüyor. Bura Kayseri'yi besliyor. Buraya en azından bakılıp da rant kapısına dönmeyip efendim buradan fakir fukaranın sebeplenmesi lazım. Anladım. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii doğru. Et sanayisi bir nevi. Et sanayi yani. O da bir fabrika. Adam gidiyor ormanı yakıyor. Efendim istihdam sağlıyorum diye. Zilliyet hakkı ödüyor. Bizim buraların zilliyet hakkı en az 40 yıl. En az 40 yıl diyorum abi. 40-45 yıl yani. Doğru, senin dediğin doğru. Ben iki okula gitmiyordum. Babam azık getirdiğimde burada. Ben 50 yaşına geldim. 5-6 yaşındaydım. Peki efendim. Şimdi ben bir şey soracağım. Bu Mancusun köyünün. Bu arkadaşın 70-80 kadar damızlık ineği vardı, bitirdi. Süt var etmiyor. Dertlerimiz bunlar yani. Evet, şimdi bu mevzuya birazcık ara veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben kendi konularıma doğru dönüyorum. Şimdi ben Mancusun'da tanınmış, bilinmiş, şöhretli adamları istiyorum şimdi sizden. Şöyle bir hatırlayalım bakalım. Kimler vardı eskilerden? Çünkü ben orada gezerken çok güzel konaklar gördüm. Çok güzel evler gördüm. Sanki oralarda da yaşayan insanlar, böyle içlerinde önemli adamlar varmış gibi geliyor. Kim vardı? İsimlerini hatırlayalım. Kimler vardı? Kalmadı ki. Öldüler. Kim vardı? Evet. Normal olarak benim en yaşlı. Desene büyük adamları ya. Evet. Vardı. Kimler vardı? Çiftçi Seyit İbrahim vardı. Çiftçi Seyitleri Seyit İbrahim. Mazinlerin Yufa, Koçelerin Mustafa, Baltacıların Hacı Ahmet Ağa. Dolu böyle. Talaslı Mehmet Ağa. Talaslı Mehmet Ağa. Efendim. Hocaların Şakir Agil'in baba tarafları vardı. Böyle büyük yaşlı adamlarımız vardı. Kalmadı. Mazinlerin Yufa. Paşa da vardı. Bir de Paşa vardı değil mi? Paşa. Kimdi? Paşa kimdi? Yok, Remzi Çavuş, o Çavuş.
O değil. İbrahim'in, Selçuk'un babası, söyleyin adam adını. Ne cebeciydi? Remzi Cebeci. Miralay. 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 90 gün Sarıkamış'ta savaşmış bu adam. Bir de üstelik savaşırken boş durmamış, günlük tutmuş. Çok önemli bir adam bu. Ve bizim köyümüzün insanı bu. Evet. Sizden onları soruyor, şeref levhalarını. Şimdi mazilerin Nuh'a diyor ama oğlu doktor demiyor. Bak, okumuşumuz yazmışımızı soruyor size biraz daha. Yani bir... Bir de efendim şey var, kim var? Bir bakayım şuradan, listemden size bir şiir okuyacağım inşallah. Bakalım beğenecek misiniz? Mancus'un yeşil yurt fark etmez adı. Her köşesi bana anne kucağı. Benim atalarım burada yaşadı. Bu toprakta dallarımın saçağı. Otlağında camızları yayılır. Sürüsünden meleşmeler duyulur. Burada yaşayanlar şanslı sayılır. Hasretine dayanamaz kaçağı. Puharelerinde duman tutuşur. Bağlarında bülbülleri ötüşür. Tarlasında sebze, zahra yetişir. Buğdayı, arpası, çavdar, burça. Hatırınızda var mı devamı? Var mı ezberde, var mı? Yok mu? Elma, kayısı, erik, hele cevizi. Meyvesi, gölgesi cezbeder bizi. Öder fazlasıyla verdiğimizi cennetten örnektir bahçesi bağı. Kıracında bile yetişir bostan. Bir ketesi var ki dillere destan. Ne hoştur süt içmek kalaylı tastan. Lezzeti tarifsiz camız kaymağı. Güvercinler yuva yapar diklere. Ovada rastlanır ibibiklere. Belasi diyorlar bir kuru dere. Afettir gelirse seli sağanağı. Engir gölü sunar kamışla berdi. Sülüğü yok eder yığınla derdi. Çıkar bu illerden insanın merdi. Mertliğine misal Esvasin dağı. Balıklı'nın suyu çok derde şifa. Söğüt gölgesinde yaşanır safa. Yolunuz düşerse bizim tarafa. Gelin Balıklı'ya, kurun otağı. Yapmayı hanımlar eliyle sıkar. Bu yüzden tezekler mis gibi kokar. Hele güzelleri yürekler yakar. Mancus'un gülünün al al yanağı. Adilim diyor ki böyle bu işler. Buralardan kimler gelmiş, geçmişler. Ne zaman gelirsem ufkum genişler. Çözülür gönlümün, dilimin bağı. Bu şiir kimin? Sorumuz bu. Bir daha gösterin o zaman. Utandırmayın ya. Evet, ustadım söyleyin. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Onur ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, çocukluğumda duyduğum bir söz vardı. Şöyle diyordu. Mancusun, muncusun, insanlar cusuncusun. Yani insanlar kısır kısım. Biz bugün geldik, Mancus'un köyünün misafiri olduk. İnsanlarla tanıştık. Bir kültürel dokuyu size yansıtmaya çalıştık. İnsanımızın güzelliğini göstermeye çalıştık bu programımızda. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi efendim bakın, arkada bir yazı var. Otobüs durağının arkasında diyor ki ölümüne sevdalıyım yazmış. Efendim biz bu insanları seviyoruz. Biz kültürümüzü seviyoruz, medeniyetimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, onlara misafir olmayı seviyoruz, onlarla konuşmayı seviyoruz. Zaten programda yaptığımız da bu. Size bu insanımızın güzelliklerini sunmak ve tabii dertleri varsa dertleriyle de hemhal olmak başlıca görevimiz diye düşünüyoruz. Onları da elimizden geldiğince nakletmeye çalışıyoruz. Efendim bugünlük de bu kadar olsun. Mancusundan sizlere veda ediyoruz. Gerçekten arkamızda çok dehşet bir Erciyes manzarası var ve o dehşet Erciyes manzarasıyla bir kar güzelliğiyle bizi Erciyes selamlıyor ve biz de sizleri selamlıyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.